Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. New York'ta bir yıl çalışıp kredi skoru belirli bir seviyeye gelince farklı bir eyaletten ev satın alabilir miyim? Amerika'daki kredi puanım tüm eyaletler için geçerli olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Amerika'da öncelikle oturum noktasında yeşil kartınız olacaksa ya da Amerikan vatandaşıysanız o zaman kredi alma yolunuz çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla bir bankadan bir finansal kredi almak istiyorsanız, bu emlak kredisi olsun diyelim, öncelikle bakacakları nokta sizin tabii buradaki oturum durumunuz. Yani green card'ınızın olup olmadığı ya da vatandaşınız olup olmadığı. İkinci durumda tabii ki sizin kredi skorunuz ve dolayısıyla yeterli kredi skoruna sahip olup olmadığınız. Üçüncüsü, bahsedilen ya da söz edilen krediyi ödeyebilmeniz için yeterli gelire sahip olup olmadığınız ve nasıl bir maaşınızın olup olmadığı, bir yerde çalışıp çalışmadığınız. Dolayısıyla bunlarla beraber finansal kurum ya da banka size kredi verip vermeme noktasında karar almakta. Dolayısıyla bunun açıdan sizin bu tip özelliklere sahip olduktan sonra istediğiniz yerden alabilirsiniz. O çok fark etmeyecek. Önemli olan tabii nokta ne olabilir? Sizin alacağınız bu yatırım amaçlı mı yoksa oturma amaçlı mı alacağınız değiştirebilir finansal kurumun size nasıl yaklaşacağını. Yoksa sizin sahip olduğunuz kredi puanınız ve diğer finansal durumlarınız bütün eyaletlerde geçerli olacaktır. Bu noktada bir herhangi bir farklılığa maruz kalmıyorsunuz. Sadece tabii ki o eyaletin ya da bankanın karşılaşacağınız finansal yükümlülükleri ya da yüzdesi ya da istediği ek belgeler durumu kurumdan kuruma değişebilir. Onun dışında herhangi bir farklılıkla karşı karşıya kalmayacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.